BNET internet sitesi olarak yerel seçimler için Mersin'in nabzını tutuyoruz. Mersin yaklaşık 1 milyon 700 bin nüfusu ile Türkiye'nin 10. büyük şehri ve Mersin Limanı Türkiye'nin en büyük limanlarından birisi. Mersin'de 3 dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanı görevini sürdüren Macit Özcan bu dönemde yeniden aday. Şimdi mikrofonumuzu görüşlerini almak üzere vatandaşlarımıza uzatıyoruz. Merhaba, biz yerel yönetimlerle alakalı sizin istek ve taleplerinizi dinlemek istiyoruz. Acaba siz bir vatandaş olarak şehirde fikrinizin alındığını düşünüyor musunuz? İstekleriniz, talepleriniz nelerdir? İsteklerim nelerdir? Burası eski Mersin. Mersin'in göbeği, Mersin'in merkezi. Bu Atatürk Caddesi yıllardır Mersin'e can veren, Mersin'in hayat damarlarından birisi. Bu caddenin layıkıyla kendi şeyine adına uygun olarak bir cadde olması gerekir. Genelde kadına, insana, çocuğa çok değer veren bir başkanımız olduğu için biz hani çok fazla kendisini yormadan bize her türlü hizmeti verdiğine inanıyoruz zaten. Allah yok ama var da kirli genellikle, temiz değil. Ya, alan var ama kirli diyorsun. Aynen, kirli. 2-3 bir şey kırık oluyor, parçalanmış oluyor. Hani bu da belediyenin bakması gerekiyor ama bakmıyor. Örneğin mahallenin küçücük bir olay bile olsa ulaşacağımız mekana ulaşıyoruz ama gerekli şeyi görmüyoruz. Nasıl diyeyim? İlgi alaka 186'yı arıyorsun. Diyorsun ki direkt ışıklarım yanmıyor. Veya işte yolumda şu var diyorsun. Her bölgenin kendine ait sorumlu olduğu TEDAŞ'ı var, bilmem neyi var. Maalesef diyorum ki hırsız girse veya burada bir can ölse, bir şey olsa kim sorumlu olacak? Gerekli merciye maalesef ulaşamıyoruz. Ya altyapısı yok genellikle. Onunla hiç memnun değiliz. Ondan sonra sularımıza dersen çok pahalı, yani bir şeyi yok. Parklarımız mesela affedersiniz, bir lavabosu, bir suyu, hiçbir şeysi yok yani. Bunlar yani bir aileyle çıkıp oturduğumuz zaman bir su, bir lavabo yani bulup oturup bir şey yapamıyoruz yani. Onu en gerekli olan şeyler bunlardır. Yollarımız zaten hiç doğru dürüst değil. Parklarımız yani ne bileyim bütün çöp içinde. Hep yani o kadar bakımlı değil yani. Bunlardan hiç memnun değiliz. Şu anda tam memnun diyemem. Çünkü ulaşım sorunu çok fazla. Hava kirliliği çok fazla. Trafik çok sıkışık. Ve öğrenciye burs imkanları çok az. Raylı sistem hemen geçilmesi lazım Mersin'de. Ve gürültü kirliliği var hemen arkamızda gördüğümüz gibi şu anda. Keşke daha iyi olsa. Ve trafik çok sıkışık. Ve binişsiz yapılaşma var. Mesela baktığımız zaman şu an bir beton yığını görüyoruz o kadar. Bu şehirden öte tüm Türkiye'de asıl sorun şu veya bu sorundan öte belediyelerin, yerel yönetimlerin halk tarafından sahiplenilmemesi. Halkın doğrudan seçiminin sağlanamaması, halkçı belediyecilik anlayışının oturmaması. Bir de bu yerel seçimlerde kişiye oy verilir bence. Çalışan kişi olur, parti gözetmeksizin kişiye verilir. Fakat bu yerel seçimde sanki kişiden çıktık biz, partiye oy vermeye dönüştü bu. Vallahi yapılan faaliyetlerden memnun değiliz. Yani işin gerçi şunu söyleyeyim, bugünkü olan afiyeti millet akşam görürüz şeyde, yayında. Kanalizasyonların hepsi tıkanmış. Ondan sonra yani Macit Başkanımız diyor ki hiçbir yerde sıkıntı yok ama sıkıntı çok. Şu anda şehrinize yapılmak isteyen bir nükleer santral var. Yapılan. Onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz? Düşünceleriniz neler? Onaylamıyoruz çünkü nükleer atıkların nereye konulacağına, nükleer atıkların nasıl depolanacağına ilgili dünyada bir şey yok, gelişme yok. Şöyle, tabii ki nükleer santrali elektrik bakımından düşünürseniz onaylanabilir. Ama insani açıdan, çevre faktörü, doğal örtüyü korumak için doğru bulmuyorum. Mersin gibi bir yörede veya dünyanın neresinde olursa olsun nükleer silahlar insanlığın en büyük düşmanlarındandır. Hiçbir zaman düşmeyecek bıçak yoktur. Yani hiçbir zaman tehlikesiz bir nükleer istasyon yoktur.